Parlamento görüşmeleri sırasında ileri demokrasinin işletildiği ülkelerdeki evrensel değerlerden çok uzak, toplumsal bir uzlaşı arayışı oluşturulmadan ve toplum temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, üniversitelerin ve hukuk kurumlarının, baroların görüşleri alınmadan alelacele bir anayasa değişiklik paketi hazırlandı. Süreç açık ve şeffaf bir şekilde işlemeyince getirilen değişiklik önerileri hakkında yeterli bilgilendirme oluşmadı ve referanduma neye evet ya da neye hayır deneceği anlaşılamadı. Oysa anayasa gibi toplumun her kesimini ilgilendiren ve 10 yıllar boyu artan bir etkiyle ilgilendirmeye devam edecek temel hukuk normlarının topluma ne getirdiği ya da neleri eksilttiği bilinmeden evet ya da hayır şeklindeki bir oylama ile dayatılmasını en başta anayasaların toplumsal sözleşme, toplum sözleşmesi olma özelliğine aykırılık oluşturduğunu görmekteyiz. Biz anayasa değişiklik teklifinin bu eksikliğinin giderilmesi, anayasa konusunda toplumumuzun her kesiminin bilgi, bilinç içinde inandığı gibi evet ya da hayır diyebilmesi için erişebildiğimiz her yerde bunu anlatmaya karar verdik. Bizce halkımızın bilgi sahibi olması onun temel hakkıydı ve bu hak kendisinden asla sakınılamazdı. Biliyorsunuz sizlerle buluşmamız çok kolay olmadı. Bu toplantıyı akşam saatlerinde yapmayı hedeflemiştik. İçinde bulunduğumuz salonda akşam saatlerinde daha önceden bir tiyatro gösterisi için söz verilmişti. Söz senetten kıymetliydi ve dönmek olmazdı. Bunun üzerine Devlet Su İşleri toplantı salonunu kiralamaya karar verdik. Uygunuz, tamam dediler. İçerik, biz anayasa konuşacağız. Sorun olmaz değil mi diye sorduk. İçerik bizi ilgilendirmez dediler. Tamam dedik. Ödememizi götürdük. Afişleri bastık. Dün bize salonu size veremiyoruz dediler. Ama söz vermiştiniz. Afişlerimizi bastırmıştık dedik. Olsun. Veremiyoruz dediler. Behçet Başkanım aradı. Gündüz yapalım dedi. Hay hay, salon sizindir dedi. Sizlerle bu salonda buluşmamızı sağlayan Behçet Başkanımıza katkı ve destekleri nedeniyle sonsuz teşekkürler ediyor. Sizlerin alkışlarıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Bu gelişme üzerine birlik başkanımızı aradım. Metin Başkanım, DSİ salon tahsisimizi iptal etti. Ne yapalım dedim. Ne gam? Sokakta gerekirse yağmur altında yaparız. Türkiye'ye söz verdik. O gün orada olacağız. Işınlanır, gene yetişiriz dedik. Bir kocaman teşekkürü de Metin Başkanıma sizlerin alkışlarıyla sunuyorum. Elbette en büyük teşekkür bize bu desteği veren sizlere. Yer değişikliğine, saat değişikliğine aldırmadan bugün burada bizlerle olan gönül dostlarımıza, hepinize,
hepinize tüm destekleriniz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Buluştuk ve şimdi bilgilenme zamanı. Ben bizleri kırmayıp davetimize icabet eden ve biraz sonra uzmanlık bilgilerini bizimle paylaşacak değerli konuşmacılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Anayasa hukukçusu, Türkiye'deki anayasa hukuku konusunda otorite isimlerden, kendisinden ders alma şerefine nail olduğu, benim de sadece üniversitede ders veren bir hoca olması değil, sıfatıyla değil, bizatihi ders aldığım yönü ve sıfatı nedeniyle hocam diye hitap etmekten büyük onur duyduğum Sayın Profesör Doktor Süheyl Batul. Hoş geldiniz Sayın Hocam, hoş geldiniz. Çok değerli başkanı, memleket sevdalısı ve memleketi için yapılacak her iyi işte olmayı, kötülükte de uyarmayı kendine ödev edinmiş. Bunun için ülkeyi karış karış gezmek ve bu gezi sırasında asla yorulmak bilmeyen birlik başkanımız Sayın Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben şimdi sizleri Sayın Başkanımla baş başa bırakıyorum. Onun konuşmalarıyla, onun bilgilendirmeleriyle hep beraber izleyeceğiz. Aklımızdaki sorulara cevap arayacağız. Çalışmamızın hepimize tekrar faydalı olması, hayırlar getirmesini diliyorum. Çok değerli başkanım, dostlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, aydınlık Fethiye'yi saygıyla, sevgiyle, yürekten selamlıyorum. Türk milletinin milli hassasiyetleri fevkalade yüksektir. Memleketin hangi köşesine giderseniz gidin, millet dendiğinde, devlet dendiğinde akan sular durur. İşte bugün öyle bir gün. Millet dediğimiz, devlet dediğimiz, gelecek dediğimiz, evlatlarımızın, torunlarımızın geleceğini konuştuğumuz öyle bir gün dostlarım. Öyle bir günde dışarıda kalmanıza yüreğim razı değil. Sahne sizin, buyurun. Buyurun, sahne sizin. Hadi. Ayakta beklemeyin, gelin buraya gençler, oturun bakalım. Gençler koltuklara oturmayın, sahneye oturun, hadi. Hadi. Hadi gelin, doldurun burayı. Oturun bakalım. Hadi. Hadi. Orada bir sandalye var. Benim yerim de boş. Geçebilirsiniz tabii. Her yerini doldurabilirsiniz. Boş yer kalmayacak. Beni yüreğine alman yeter. Bir numara orası.
Gelin. Çok teşekkür ederim. Gelin bakalım. Burası sizin yeriniz. 83. Maşallah. Maşallah. 83 yaşında Cumhuriyet'in genç kızı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Haydi. Dikkat, dikkat, dikkat. Gelin, oturun bakalım, oturun şimdi. Başlayacağız, sonra tanışacağız. Hadi dışarıdan gelin içeriye, daha burada sahne alır, yarısı dolu. Hoş geldin yavrum. Hadi hayırlı olsun, Allah yolunuzu açık etsin. Bu anayasa değişikliğine ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayır, hayır diyeceğiz. Hayır diyeceğiz. Neden hayır diyeceğiz? Devletimiz, milletimiz için hayır diyeceğiz. Cumhuriyetimiz için. Devletimiz, milletimiz, cumhuriyetimizin devamı için, değil mi? Evet. Bakın, bakın biz sükunetle, tane tane bilgiye, belgeye dayanarak anlatıyoruz. Evet. Ve buradan çağrı yapıyorum. Dediklerimizin yanlış olduğunu bilgiye, belgeye dayanarak açıklayacak bir kişi varsa bekliyorum, buyursun, desin ki şu sebeple yanlış konuşuyorsun. Ama küfretmesin, sövmesin, kötü konuşmasın. Evet. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var, milli birliğe ihtiyacı var. Allah yolunuzu açık etsin. Şimdi biliyorum. Şimdi herkesi sahneye davet etmeyi bekledim. Sayın Başkanım. Şimdi yapacağımız şey şu. Otur bakalım bir. Şimdi yapacağımız şu. Daha bugün şehitlerimiz var. Dün şehitlerimiz vardı. Milletimizin önderi, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran o kahramanlar için ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması için canını feda etmekten bir an bile tereddüt etmeyenler için saygı duruşu efendim. Bu saygı duruşu halkla birlikte, halkımızla iç içe. Buyurun. Thank you.
Evet, şimdi oradaki sorunu hemen çözelim. Burada yer var. Orada rahatsız olanları ben yanıma istiyorum. Gelebilirsiniz buraya. Benim yanıma gelin, buyurun. Hah, oradan göremiyor teyzem çünkü. Evet. Hah, gelin bakayım buraya. Ben yanıma istiyorum sizi. Birbirimizle kavga edemeyiz biz. Gelin. Haydi bakalım. Ben gelirim biraz sonra oraya. Ben yakına gelirim. Evet, tamam. Hadi gelin, gelin, gelin. Gelin, başlıyoruz. Ben sizin yanınızda olmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Ama orayı bir bana bırakın. Oradan inip çıkacağım çünkü. Siz şöyle gelin. Bakın şurası boş. Şöyle oturun isterseniz. Geç bakalım. Evet. Fethiye'nin takımı, futbol takımı. Fethiye Spor. Yüce Atatürk yazılı tişörtlerle çıktığı için disipline sevk edilmişti, değil mi? İşte Fethiye böyle bir yer. Beş kazalıların Fethiye'si. Lacivert beyazın Fethiye'si. Kırmızı beyaz al bayrağımızın Fethiye'si. Söylediğim gibi, bu arada tabii hep birlikte yan yana protokolsüz saygı duruşu, protokolsüz İstiklal Marşı ne güzel oldu değil mi? Ne yürekten oldu değil mi? Hep böyle olmak. Hep böyle olmak. Dediğim gibi bu bir milli mesele. Burada bir siyasi parti kavgası yapmıyoruz. Nisan ayından sonra, Allah'ın izniyle hayır çıktıktan sonra, isteyen istediği yere gider oyunu verir. İsteyen istediği kişiyi destekler ya da desteklemez, kendi bileceği iş. Bu bir parti meselesi değil. Nisan ayındaki meselemiz, Türkiye'nin tapusunu bir kişiye ama kim olduğunu da bilmediğimiz, gelecekte de kim olacağını asla bilemeyeceğimiz bir kişiye Türkiye'nin tapusunu verip vermeyeceğiz. Türkiye'nin tapusunu kesin bir şekilde söylüyorum. Türk milleti vermeyecektir. Çünkü Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu savaş meydanlarında bedel ödeyerek kendi kanıyla almıştır. Bu tapunun bedeli şehit kanıyla ödenmiştir. Bu tapunun bedelini yüzbaşı Özgür Özekin İncirli köyünde şehit kanıyla ödemiştir. Bu tapunun bedelini Cumhuriyeti kuranlar ve kurduktan sonra bölücü, yıkıcı terör örgütlerine teslim etmemek üzere canlarını seve seve feda edenler ödemiştir. O sebeple biz de kimseye verilecek tapu falan yoktur. Yazın İncirli köyündeydik. Tabii çok üzücü, yürekleri dağlayan şehit haberimiz geldiğinde koştuk, koştuk yetiştik. Türkiye'nin her yerinden baro başkanları birlikte koştuk. Biz büyük bir aileyiz. Koştuk geldik. Orada
Şehidimizin cenazesinin Dalaman Havaalanı'na getirilmesini beklerken dolaştım kendi başıma. Bahçelere girdim, çıktım, düşündüm. Kuru sopayı toprağa çaksanız yeşirir. Yeşillik fışkırır, belki incir ağacı çıkar. Hakikaten dağlarından, ovalarından bereket fışkıran bir güzel memleket. Yani dedim ki, yüzbaşı Özgür, tarlası, bağı, bahçesi, zeytinliği, her şeyi varken kalkmış, belki hiç hayatında görmediği, görmeyeceği bir yere vatan aşkıyla, vatan sevdasıyla millet diye koşmuş gitmiş. Ondan sonra tabii çok bunaldığımız, çok umutsuz olduğumuz bir anda bu düşünce bana aynı zamanda bir ferahlık verdi. Çünkü Türk milleti vatanını asla ama asla hiç kimseye vermez, böldürtmez, parçalatmaz. Bunu şehit yüzbaşımız bir kez daha ispatladı. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii Türkiye'nin korkunç bir terör sarmalına düşmesinin, Orta Doğu'nun ateşinin, yangınının Türkiye'yi kavurmaya başlamasının sorumluluğunun yanlış dış politika, kadroları liyakata göre değil adamına göre doldurma hırsı ve bin tane yanlışlığın ortaya çıkardığı tartışmasız bir konu. Hele de bütün bunlara rağmen bugün hangi noktadaysak size millete güvenerek söz veriyorum, yarın çok daha iyi bir noktada olacağız. Olacağız. Çünkü milletimizin vatanını parçalatmayacağını, kendisinin de tüm operasyonlara rağmen bölünmeyeceğini biz yaşayarak gördük. Neyi gördük? 15 Temmuz'da arkalarında büyük güçlerin olduğunu düşündüğümüz bir örgüt, Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek için kanlı bir operasyon yaptı. Belki devamı da gelecekti. Fakat Türk milleti herkesi şaşırtan bir sağduyuyla iktidarı muhalefeti her kanadı bir anda birleşti ve küresel kuklacılar şaşırdı kaldı. Bu millet nasıl birleşti dediler. Ve büyük bir oyunu bozduk. Şimdi buradan herkesin vicdanına sesleniyorum. 15 Temmuz'da ve hemen sonrasında Türkiye'yi bir siyasi parti genel başkanı olduğunu hiç saklamayan, bir siyasi parti genel başkanı seviyesine kendisini düşürmüş bir başkan yönetiyor olsaydı, ben taraflıyım, ben sadece kendi siyasi partimi temsil ederim diyen bir başkanın eline bırakılmış olsaydı Türkiye, soruyorum size, iktidarı muhalefeti koşup meydanlara Türkiye'yi parçalatmayız diyebilir miydi? Türkiye'nin milli birliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü ancak ve ancak biz tarafsızlığına bağlı bir cumhurbaşkanı sayesinde sağlayabiliriz. Bu sebeple değerli dostlarım, cumhurbaşkanlığı makamını buradan alıp aşağıya genel başkan, siyasi parti genel başkanı seviyesine indirmek Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürüne, Türk milletinin geleneklerine ve milli birlik beraberlik ihtiyacımıza kesinlikle aykırıdır.
İşte bu sebeple milletimiz bunu kabul etmeyecektir. Bize çocukken öğretilen bir şey var. Ben Ankara'da büyüdüm, ben Kayseriliyim. Ama Ankara'da, İstanbul'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. Ankara'da tabii eskiden ansızın caddenin birinden Cumhurbaşkanı'nın arabası çıkabilirdi. Şimdi ansızın çıkamıyor. Çünkü önce bütün şehir kapanıyor. Ardından önden 850 araç geçiyor. Ortada bir yerde Cumhurbaşkanı'nın araçları. Arkada da 2000 araç daha. Dolayısıyla bir ansızın durumu yok. Yani anons ediyorlar, evinizden sakın çıkmayın, Cumhurbaşkanı geçecek diye adeta. Yollardan araçlar toplanıyor falan. Dolayısıyla bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Ben çocukluğumun geçtiği Ankara'yı söylüyorum. Cumhurbaşkanı bir tane arabayla geçerdi. Önünde de bir tane motosikletli polis olurdu. İşte o dönemin Ankara'sında bana rahmetlik babam şunu öğretmişti. Bak oğlum, bizim kültürümüzde iki durumda ayağa kalkıp hazır ola geçip selam vereceksin. Birinde cenaze geçerken hem selam vereceksin hem Fatiha okuyacaksın. Öbürü de Cumhurbaşkanı eğer geçerse kalkacaksın, şöyle üstünü başını toplayacaksın, tozunu silkeceksin. Yüzünü Cumhurbaşkanı'nın arabasına doğru döneceksin ve saygı göstereceksin. Ben böyle büyüdüm. Biz böyle büyüdük. O sebeple biz Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi parti genel başkanlığı seviyesine indirilmesine hayır diyeceğiz. Peki asıl mesele ne? Asıl meselemiz şu sevgili dostlarım. Bunu size hangi dayanaklara istinaden söylediğimi şimdi açıklayacağım. Şu söyleyeceklerimi. Bir, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kişinin sahip olabileceği en yüksek makama sahibim. Daha yükseğini gerçekten bilmiyorum. O makam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı makamıdır. 79 milyon vatandaşımızın sahip olduğu makam en yüksek makamdır. Daha yükseği yoktur. Dolayısıyla şimdi söyleyeceğim cümlelerin söylenme hakkını bana veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı makamıdır. Bu makam hak verdiği kadar sorumluluk da verir dostlarım. Konuşulması gereken yerde konuşma sorumluluğu. Düzgün konuşulması gereken yerde düzgün konuşma sorumluluğu. Bir davaya destek verilmesi gerekiyorsa aman canım bir başkası yapsın, ben kenarda oturuyorum dememe sorumluluğu. Kim yapacak diye düşünmeyip ben yapacağım, biz yapacağız diye öne çıkma sorumluluğu. İkinci dayanağım çok önemli bir belge, bir senet. Bir senet. Bizim görev belgemizin altında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Üstü de şöyle başlıyor. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Görev belgemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesi. İşte o belgeye dayanarak konuşuyorum. 3. Bu devlet beni okuttu. Ben üniversiteyi bir devlet okulunda okudum. Para vermedim. Masraf yapmadım. Türkiye'nin en iyi hocaları geldi. Ders anlattılar. Yetmedi. Yine bir devlet üniversitesinde yüksek lisans, doktora yaptım. Ardından üniversiteye girdim ve bu devlet beni profesör yaptı. Yetmedi, bu devlet beni aldı, dedi ki, şimdi dedi
seni Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi temsil etmen için görevlendiriyorum. Çalış, öğren, temsil et dedi. Ben 5 yıl boyunca uluslararası ceza hukukunun tartışıldığı bir yerde Türk hükümetinin delegeliğini yaptım. Ve bu bilgiyle söyleyeceklerimi size söyleme yükümlülüğüm var. Çünkü bu bilginin bende kalması vatanıma karşı sorumsuzluktur. Bu bilgiyi sizinle paylaşmalıyım ve siz de başkalarıyla paylaşmalısınız ki görevimizi yerine getirelim. Bakın. Bakın sevgili dostlar. Uluslararası hukukta demokrasiyle yönetilen bir devletin topraklarını parçalamak için silahlı mücadele yapan örgütler terör örgütüdür. Tersten söyleyeyim, bir devlet demokrasiyle yönetiliyorsa o devletten toprak koparmak isteyen silahlı örgütlere terör örgütü denir. Ancak bir devlet demokrasiyle yönetilmiyorsa, bir devlet bir tek kişi tarafından yönetiliyor, o bir tek kişiyi kimse denetleyemez hale gelmişse, böyle bir devletten toprak koparmak için silahlı mücadele yapan örgütler uluslararası hukukta gerilladır, özgürlük savaşçısıdır. Yani devlet demokrasi ise terör örgütü vardır karşısında. Devlet demokrasi değilse aynı şeyi yapan örgüt özgürlük savaşçısıdır. İspatlayacağım. Hemen ispatlayacağım. Irak'ın devrik diktatörü Saddam. Irak'ın devrik diktatörü Saddam uluslararası ölçülerde, kendine göre sormuyorum, Saddam'a sorarsanız diye değil, uluslararası ölçülerde tek adamdı. Diktatördü. Neden? Çünkü Saddam'ın bir cebinde Irak'ın tüm hakim ve savcıları vardı. Öbür cebinde Irak'ın parlamentosunun tüm vekilleri vardı. Irak parlamentosu Saddam'a rağmen kanun çıkaramazdı. Irak parlamentosu Saddam'a rağmen bir denetim yapamazdı. Irak parlamentosu Saddam'a soru bile soramazdı. Irak mahkemelerinin hakimleri Saddam'a rağmen karar veremezdi. Saddam'ın istemediği hiçbir kararın Irak mahkemelerinden çıkması mümkün değildi. Çünkü Irak'ta hakimlerin tamamını Saddam atardı. Bu sebeple Saddam bir diktatördü. Peki hatırlıyor musunuz? Saddam Hüseyin'e karşı savaşan ve toprak koparmak isteyen Peşmerge hareketini, Peşmerge'ye kırmızı pasaport verildiğinde dünyada kıyamet koptu mu? Hayır. Peşmerge'ye silah verildiğinde, cephane verildiğinde, istihbarat verildiğinde dünya ne dedi? Saddam diktatör, Peşmerge'de özgürlük savaşçısı dedi. Sonunda ne oldu? 36. paraleli geldiler, çizdiler. Irak Hava Kuvvetleri 36. paralelin üstünde uçak bile uçuramadı. Irak bölündü. Çünkü Saddam diktatördü. Şimdi Esad'a gelelim mi? Esad'ın bir cebinde hakimler var, bir cebinde Suriye parlamentosunun vekilleri var. Suriye parlamentosu Esad'a soru bile soramaz. Suriye parlamentosu Esad'a rağmen kanun çıkartamaz. Suriye parlamentosu Esad'ı denetleyemez. Suriye'de hiçbir hakim Esad'a rağmen karar veremez. Demek ki uluslararası ölçülere göre Esad bir diktatör. Bu sebeple de Suriye'den toprak koparmak için kurulmuş olan Türkiye'deki hain alçak örgütün Suriye kolu PYD ve YPG dünyada özgürlük savaşçısı olarak tanınıyor. Moskova'da elçilikleri var.
dünyanın her yerinden silah alır, dünyanın her yerinden istihbarat alır, dünyanın her yerinden destek alır, Esad'la eşit görülmektedir, müzakere masasına oturmaktadır. Türkiye çırpınıyor. Bu diyor, bizim bölücü örgütün yavrusu, nasıl destek olursunuz? Cevap, Esad diktatör, diktatöre karşı savaşıyor. Peki, Türkiye'de bizim kanımıza giren, çoluk çocuk öğretmen bebe demeden, silahsız insanları katleden, bombalayan, hain aşağılık örgüt, hala dünyada terör örgütü olarak tanınıyor. Sebep, çünkü Türkiye ağır aksak da olsa bir demokrasi. Eğer Türkiye'de devlet başkanının bir cebine hakimler girerse, bir cebine milletvekilleri girerse, yani tüm yasama ve tüm adliye bir tek kişiye bağlanırsa, Türkiye tek kişinin malı haline gelirse, bu durumda tıpkı PYD gibi hain bölücü terör örgütü dünyada meşruiyet kazanır. İşte bu sebeple o örgütün İmralı'daki çete reisi İmralı notlarını okuduğunuzda başkanlık sistemini destekliyoruz demiştir. Hiç kimse şimdi çıkıp konuyu çarpıtmasın. Başkanlık sistemini destekliyoruz. Şöyle 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 olacak diye şartlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne tebliğ etmiştir yüzsüzce. O sebeple bölücü terör örgütü anayasa değişikliğinde Türkiye'nin tek adam rejimine geçmesini heyecanla beklemektedir. Ki dünyada meşruiyet kazansın, silah bulsun, cephane bulsun, istihbarat bulsun. Türkiye'de arzu edilen bu değişiklik maazallah çıkacak olursa ki çıkmayacak ama bir an için bir bunu hayal edenlerin istediği gerçekleşir ve çıkarsa diyelim bir an için bu durumda Türkiye'nin defalarca yendiği ve defalarca birilerinin hadi bakalım kalk artık deyip yerden tutup kaldırdığı hain terör örgütü görülmemiş şekilde silahlanabilecek, zırhlı araçlar alabilecek, diplomatik temsilcilikler açıp davasını dünyada Türkiye ile eşit düzeyde neredeyse anlatabilecektir. Bu bir felakettir. Ha Türkiye'yi bölmeye yine o hainlerin gücü yetmez. Yine Türk milleti şaşırtır. Ama ödenecek bedel inanın çok kanlı ve çok ağır olur. Bedeli ödeyen yine halk olur. Yine millet olur. Yine millet olur. Bizim uyarımız milli bir uyarıdır. Milli bir mesele konusunda milli bir hassasiyetle yapılmış uyarıdır. Particilikle ilgisi yoktur. Buyursunlar, çıksınlar karşıma, desinler ki şu sebeple, şu gerekçeyle, şu belgeyle farklı düşünüyorum. Ama ne yapıyorlar? Onun yerine sövüyorlar. Şimdi girerken basın mensupları bana Sayın Başbakan hayır diyecek olanlar PKK ile aynı saftadır gibi bir cümle sarf ettiğini söylediler. Ben inanmadım. Ben duymadım da ben çalışıyorum. Köy köy çalışıyorum. Ben inanmadım. Hala inanmıyorum. Rivayettir. Dediyse ağzından kaçmıştır. Yanlış söylemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı böyle bir yanlışlık yapmaz. Kaldı ki böyle bir saflık da yapmaz. Neden yapmaz biliyor musunuz? Çünkü o zaman ben demem ama bir başkası şunu kesin der. Ya 2010'da PKK denilen hain aşağılık kanlı terör örgütü köy köy evet vereceksiniz diye milletin kafasına silah dayadı. Siz de evetçiydiniz. PKK da evetçiydi. FETÖ de evetçiydi. Hadi anladık FETÖ sizi kandırmışmış da
PKK da mı seni kandırdı? PKK'nın ne mal olduğunu da mı anlayamadın sen? O da mı seni kandırdı? E o evetçiydi, sen evetçiydin. Allah Allah, şimdi bu dediğine göre bugün hayır veren, bugün PKK hayır veriyormuşmuş da yalan bu. Ama bugün için söylüyorum. Sen de hayır verdiğine göre onlar aynı saftaymışsın. Ya bu bir yalan ama 2010'da PKK denilen hain terör örgütünün evet demek için, dedirtmek için insanlara silah çektiği bir vaka, bir gerçek. O zaman şimdi birisi çıkıp da, bir AK Partili kardeşime ya da bir Milliyetçi Hareket Partili kardeşime, yahu sen o gün PKK evet diyordu, sen de evet dedin, sen de mi PKK'lısın dese, ya ilk önce, en önce ben karşı çıkarım. Yüreğimle karşı çıkarım, göğsümü siper ederim. Neden? Çünkü bir AK Partili kardeşime, bir Milliyetçi Hareket Partili kardeşime ya da herhangi bir partiden bir kardeşime, bir yurttaşıma böyle delilsiz, dayanaksız, aşağılık bir iftirayı kimse yaptı mı? O sebeple kendilerine söylenmesini istemedikleri bir cümleyi ederlerse eğer birileri, ben cevap vermem ama millet tokat gibi bir cevabı yapıştırır. 2010'da sen neredeydin de? 2010'da PKK ile aynı safta değil miydin diye millet hatırlatır, tokat gibi hatırlatır. Hiç buralara girmeye gerek yok. Buraya girerlerse orada ekmek yok, zararlı çıkarlar. Büyük zarar görürler. Çünkü hatırlatırız. Siz hatırlatırsınız. Ben hatırlatmanızı hatırlattım. O yüzden diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı milleti birbirine hain diye kırdırmaya yönelik bir cümleyi asla sarf etmez. Türkiye Cumhuriyeti başbakanına bu söz yakışmaz. Yapmamıştır diyorum. Türkiye Cumhuriyeti başbakanı bunu yapmaz diyorum. Başbakan bunu yapmaz diyorum. Anla artık. Başbakan bunu yapmaz diyorum. Şimdi. Arz ettiğim üzere bizim kaygımız, derdimiz milletimizin bölünmesi, vatanımızın parçalanması. Bunun gerçekleşmemesi için de milletimize derdimizi anlatacağız. Şimdi bakınız, bu bir bardak, içinde su var. Şimdi avuçların içinde bu bardağı birisi saklıyor. Diyor ki, böyle saklıyor. Diyor ki, bu bir şişe, evet mi hayır mı diyor. Bizim yapmak istediğimiz, yaptığımız ise şu. Biz bu avucu açıyoruz. Şöyle gösteriyoruz. Sevgili vatandaşlar diyoruz. Bu bardak mı, şişe mi? Biz bunun bardak olduğunu gösterdikten sonra milletimize sormaktan hiçbir çekincemiz yok. Bardak mı, şişe mi? Buna baktığınız zaman zaten bardak diyecek milletimiz. Ama avucunun içinde saklayıp bu şişe, evet değil mi, evet dendiğinde ben diyorum ki aç göster, aç göster. Ha, şimdi malın sakat olduğunu çok iyi bildikleri için, malın satmayacağını çok iyi bildikleri için bir garip yaklaşım içinde bazıları. Diyor ki, abla mal iyi, yani sana tattırmam, sana göstermem de kumaşı, o kumaşa elletmem de seni, ama çok iyi bir kumaş bu. Sen bunu al hele. Diyorsun ki ya şu kumaşa bir dokunayım, bir şöyle buruşturayım, bir sürteyim şöyle elimle diyorsun. Abla bana güvenmiyor musun diyor. Hayır, güvenmiyorum. Kimseye güvenmeme gerek yok. Ben kumaşa
dokunmak istiyorum. Şöyle hissetmek istiyorum. Kumaş iyi mi kötü mü ben kendim karar vereceğim. Sana niye güveneyim ki? Yine aldatılmışındır maazallah. Sonra Rabbim affetsin diye geri dönüşü yok bunun. Yani peki malın iyi olduğunu, satmak istediği ürünün iyi olduğunu bilen bir satıcı, bir dükkan sahibi, bir esnaf ne der? Ne der? Bakın kuru yemiş satıyor. Peynir satıyor. Ne yapar? Ne yapar şarküteride peynirci? Şöyle bıçağıyla keser. Bir lokma verir değil mi? Bir lokma şöyle verir. Bir ablacığım bir tat der değil mi? Bir tat. Enişte çok sevecek bir tat der. Enişte de yalan sana söylüyor aslında. Enişte ne anlayacak peynirden? Sen seviyorsan enişte seviyor zaten. Eniştenin ayrı bir söz hakkı varmış gibi. Abi bir de bunun bir başka versiyonu daha var. O da ya enişten şundan iste diyor. Yalan o. Senin canın istedi. Enişte yazatıyorsun işi. Ya eniştenin 30 sene sonra bir özgür iradesi mi kaldı? Ben o yüzden sana anayasa değişikliğini anlatıyorum enişteye anlat diye. Şimdi efendim tabii aslında Türkiye'yi kadınlar daha çok yönetse ne güzel bir yer olurdu. Ne güzel bir yer olurdu. Şimdi ne diyoruz? Bak şöyle söyleyeceğiz. Gelin hanımefendiler. Diyeceğiz ki, şu mikrofonu bir kapayım. Kadınlar başaracak, Türkiye başaracak diyeceğiz. Hadi. 1-2-3. Kadınlar başaracak, Türkiye başaracak. Size de sözüm var, geleceğim oraya. Yani peynir satacaksın değil mi? Şöyle kesiyorsun, bakıyorsun, bir tat ablacığım diyorsun. Ya ben de diyorum ki, şu peynirin ucundan bir tadalım, zaten ekşi olduğunu, tatsız olduğunu, bozuk olduğunu millet anlayacak. Yok, yok. Ya salı günleri grup toplantılarında. Siyasi parti liderleri çıkıyor. Ben vallahi ne dediklerini çok da anlamıyorum. Çünkü sadece bağırıyorlar ve birbirlerine sövüyorlar. Ama istisnasız sektirmeden her salı canlı yayın. Şimdi memleketin geleceğini etkileyecek, değiştirecek, tüm sistemini değiştirecek anayasa değişikliği konuşuluyor. Meclis TV kapalı. Neden? Çünkü abla şunun bir tadına bak diyeceği, güvendiği bir ürün yok ortada. Gizlemeye çalışıyor. Ha DSİ salon veriyor. Biz bildiğimiz için malı, ürünü, yani kumaşı bildiğimiz için soruyoruz. Bak kardeşim diyoruz. Sonra sana bu salonu iptal ettirirler. Yok dükkan senin gel diyor. Parasını yatırıyoruz. Ha bir gün önce sanıyorlar ki bizim gözümüzü korkutacaklar. Hadi oradan sen de. Sanıyorlar ki gözümüzü korkutacaklar. Salonu iptal ettik diyorlar. Ya her yer bizim, her yer bizim salonumuz. Geliriz sizin oturma odanızda yaparız toplantıyı. Almayacağım ben. E işte şimdi Çitlik köyünden geliyoruz. Çat kapı gittik. Defne kurutan, defneleri paketleyen bir küçük bir işletmeye gittik. Aa baktık öğlen saati, ekmeği bölmüşler. Bir de güzel işte turşu murşu yapmışlar. Oturduk yer sofrasına, çıkardık ayakkabılarımızı. Oturduk yer sofrasına, topladık kadınları etrafımıza. Anlattık, ne olacak? Sen DSİ'nin bilmem ne müdürü, sen bizi önleyeceğini mi sandın ya? Sen kim oluyorsun? Duysun buradan da. Ya geleceksin zaten bizim önümüze önünü ilikleyip pardon ben yanlış yaptım diye. Ne olacak? Ya bakın. Bizi şu F tipi suç örgütü devleti koalisyon ortaklarıyla el ele kol kola canım cicim yönetirken üniversitelerine sokmamaya kalktı o rektörler. Sanki üniversiteler kendilerininmiş gibi. Nerede o rektörler? Ya arazi oldular, kaçtılar, ya hapisteler şimdi.
Boş verin, geçin artık. Doğru tektir, doğru sallanır, asla doğru yıkılmaz. Bizim yolumuz hakkın yoludur, bizim yolumuz halkın yoludur. O yüzden salon vermeyecekmişim. Senin salonuna mı ihtiyacımız var ya? Her oturma odası bizim salonumuzdur. İşte bu kadar. Boş verin, boş verin o yüzden. O anlı şanlı savcıları, zırhlı araçlar tahsis edilmiş savcılar bizi gözümüzü korkutmaya çalıştılar. Senden mi korkacağız ya? Geç Allah aşkına. Geç Allah aşkına. Terörist oldunuz, kaçtınız gittiniz. Namusunuz olsa o şanlı şerefli Türk ordusunun subayları gibi fırkateynden gelir, ayağınızla teslim olurdunuz Türk adaletine. Onu da yapamadınız. Korkaksınız çünkü. Bunlar da bizi korkutamaz, bunlar da bizi yıldıramaz. Bunlar da bizi yıldıramaz. Bizi ne bölücü terör örgütünün tehdidi yıldırır, ne IŞİD'lisi yıldırır, ne bir başkası yıldırır. Hiçbir şey yıldıramaz. Çünkü hakkın yolundan dönenin kaşığı kırılsın. Bu kadar. Bu kadar. Hepinizin bir görevi var, konuşmak. Hepinizin bir görevi var, yazmak. Sükunette yazmak, sükunette anlatmak. Şimdi ben size sükunette anlatacağım. Dedim ki, anayasa değişikliği teklifi ki milletimiz tarafından reddedilecektir. Bu teklif devlet başkanının bir cebine hakimleri koyuyor, bir cebine milletvekillerini koyuyor. Anlatayım, çok basit. Hocam çok daha ayrıntısını anlatacak, çok daha güzelini anlatacak. Ama ben genelini, hocaya da en özelini, en ayrıntısını sorabilirsiniz. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli anayasa profesörlerindendir ve hiç kuşkusuz vatanını en sevenlerin başında gelmektedir. Karış karış Türkiye'yi birlikte geziyoruz. Profesör Süheyl Batum, Türkiye'nin gözü pek, namuslu, bilgili, dünya çapında vatansever bir aydınıdır. Gerçek aydınıdır. Liboş aydını değil. Hele hele, hele hele her kabın şekline giren o liboş yapı var ya. Ama çok güzel. Siyaha ihtiyaç var ki beyazın değeri ortaya çıksın. Tertemiz, bembeyaz bir aydınımızdır. Hocama minnettarım. Karış karış Türkiye'yi bizimle geziyor ve anlatıyor. Şimdi dedim ki bir cebinde hakimler, öbür cebinde vekiller. Meclisi sıfırlamaya yönelik bir değişiklik dayatılmak isteniyor. Neden biliyor musunuz? Anlatıyorum size. Çünkü devlet başkanına iki şapka giydiriyor bu değişiklik. Bir devlet başkanı şapkası, ama onun altında asıl şapkası, gizlenen şapkası parti genel başkanı şapkası. Şöyle, önce ceketini çıkarıp kollarını sıvayıp devlet başkanı şapkasını asıp parti genel başkanı şapkasını takıp eline kağıdını, kalemini alıp diyor. Şimdi mecliste çoğunluğu sağlayacak olan partinin milletvekillerini ben bir yazayım diyor. Hangi milletvekilleri bu? Özür dilerim. Meclis başkanı denetleyecek değil mi? Kendisini denetleyecek olan milletvekillerini şöyle bir yazıyor. Yahu apartman yöneticisine denetçi yazdırmıyoruz sana. Türkiye'yi yönetecek adama kendini denetleyecek milletvekillerini niye yazdıralım ya? Böyle bir sistemle kooperatif yönetilmez, site yönetilmez, apartman yönetilmez. Türkiye'yi nasıl yönetecek? Ama böyle oturacak, milletvekillerini yazacak. Hangi milletvekillerini? Kendisini denetlemesi gereken milletvekillerini. Yani ben seni milletvekili yapacağım, sen beni denetleyeceksin, tamam mı? Ha, bak ben seni şimdi milletvekili yazacağım, sen de beni denetleyeceksin. Hadi canım sen de. Öyle değil. Peki sonra kendi seçtiği ve denetleyeceğini iddia ettikleri milletvekilleri Maazallah, isteğinin dışında bir kanunu 2-3 sene sonra yazarlarsa olmaz ama hani yazdılar, önüne verdiler, beğenmedi başkan, beğenmedi.
bakacak. Ya ben size böyle bir kanun çıkarın diye emrettiğimi ya da izin verdiğimi hiç hatırlamıyorum dediğinde iade edecek. Alın götürün bunu diyecek. Veto edecek. Veto edilen bir kanunu meclisin tekrar çıkarması için 3'te 5 ulaşılması imkansız bir çoğunluk isteniyor. Ya şimdi o koca koca meteoroloji hukuku profesörlerine soruyorum. Çıkaran hani şeylere çıkıyor ya tartışma programlarına. Meteoroloji uzmanı hukukçular var ya. O meteoroloji uzmanı hukukçu abilere soruyorum. Abilere soruyorum. O abiler 2010 referandumunda da cirit atıyorlardı televizyonlarda. Çok iyi olacak, çok iyi olacak. Vesayeti kırıyoruz, vesayeti kırıyoruz diye. Kırdıkları Türk ordusunun omurgası oldu. Kırdıkları Türk devletinin bel kemiği oldu. Şimdi bakın. 3/5 çoğunluğa ulaşılması imkansıza yakın. İmkansıza yakın neredeyse. Peki olur ha. İmkansız ama hani bir çılgınlık yaptı meclis. Oy birliğiyle kabul etti kanunu. Hadi yayınla bakalım diye gönderdi. 2 milyonda 1 ihtimal. Bu durumda ne yapıyor biliyor musunuz başkan? Feshettim sizi. Hadi gidin. Hadi bakın gidin. Hadi. Sadece kendi partisinin milletvekillerini feshetmiyor. Karşı takımı da feshediyor. Yani gözüm bak şu, olay şu. Tane tane anlatayım. Fenerbahçe ile Galatasaray maça çıkıyor. Bir kere hakeme Fenerbahçe formasını giydiriyorsun. Hiç sorun yok. Aa ne var bunda diyorsun. Son derece demokratik. Sonra maçın sonucunda Galatasaray yener gibi olduğunda maçı durduruyorsun. Sonra sadece kendi takımını değil, rakip takımın sözleşmesini de feshediyorsun. Futbolcularını evine gönderiyorsun. Yahu bu futboldan anlatsanız bunu zaten satamazsınız bu ürünü. O yüzden böyle karmaşık Türkiye güçlenecek falan gibi hikayeler yazarak satmaya çalışıyorlar ürünü. Bir ucundan şu peynirin tadayım dediğinde ya ablacığım bana güven sen. Bana güven. Hadi canım sen de. Şimdi bir milletvekillerini kendi yazıyor başkan siyasi parti şapkasıyla. 2 milletvekilleri maazallah istemediği bir kanun değişikliğini yaparlarsa veto ettiğinde o vekillerin 3/5 çoğunluğa ulaşmadan o kanunu tekrar çıkarmaları imkansız ki o çoğunluğa ulaşılması imkansız. Olur ha 2 milyonda 3 milyonda 1 ihtimalle o çoğunluğa ulaşıp gönderirlerse de feshettim hepinizi diyor. Böyle bir meclis olur mu? Meclis sıfırlanmıştır. Sizin buradan seçip gönderdiğiniz vekillerin değeri sıfıra düşmüştür. Şimdi bana diyorlar ki 600 vekil istemiyor musun? Ya ben 600 vekilde istiyorum, 1600 vekilde istiyorum. Ama vekil istiyorum, emir komuta zincirinde çalışan talimat memuru bürokrat istemiyorum. O yüzden 600 yaptığında ne olacak? Boşu boşuna maaş vereceksin adamlara. Ya 600 yapma. Hepsini eve gönder bari. Hiç olmazsa 600 vekilin maaşından tasarruf etsin bu millet. Yazıktır, günahtır. Neyse. Meclisi sıfırladık mı? Milletvekilleri cebine girdi mi? Şimdi buraya geliyorum. Bu cebe geliyorum. Memleketin 14 bin hakim savcısı var. Bu 14 bin hakim savcının 14 binini de Hakimler Savcılar Kurulu yönetiyor. Peki Hakimler Savcılar Kurulu'nu kim yönetiyor? Başkan. Başkan nasıl yönetiyor? Şimdi biz yargıyı güçlendiriyoruz yalanını söyleyenlere. Hadi buyurun aksini belgeyle ispat edin diyorum. Yalan söylüyorum. Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 üyesi var. Bu kurul hakimleri işe alıyor, işten atıyor. Bu kurul hakimleri sürgüne gönderiyor,
Bu kurul hakimleri tayin ediyor, terfi ettiriyor, yüksek mahkemeye seçiyor. Yani hangi hakimleri? Senin tapu davana bakan, senin alacak davana bakan, senin kira davana bakan, sen suçlandığında suçlu musun, suçsuz musun diye karar veren, tutuklayan, hapse gönderen, tahliye eden hakimleri bu kurul işe alıyor, bu kurul işten atıyor istediğinde. Bu kurulu kim atıyor? Başkan. Nasıl atıyor? Şimdi başkan önce devlet başkanı şapkasını takıyor, büyük bir ciddiyetle, bir devlet insanının ciddiyetiyle ceketini giymiş, kravatını takmış, oturuyor sarayda ve 13 üyenin 6'sını bizim enişte olsun, kayınço olsun, ya işte bizim hanımın bir akrabası vardı, o da iyidir, o da olsun deyip atıyor. 6'sını atadı. Kimse niye bunları atadın diye soramıyor. Kalan 7'si bu sefer çağırıyor yardımcısını. Şu devlet başkanı şapkamı şuraya as, kimse dokunmasın diyor. Hemen parti başkanı şapkası zaten hep üstünde o. Onunla arabamı çağırın diyor. İşte o 2800 araba birden aşağıya geliyor. Aşağıya iniyor ve meclise gidiyor. Parti başkanı şapkasıyla. Koşuyor meclise gidiyor. Şimdi diyor ki mecliste, hadi bakalım kalan 7'sini de ben parti başkanıyım, burada seçelim diyor. Kim seçecek? İktidar partisi seçecek. Nasıl olacak? 13 üyenin ezici çoğunluğu, en az 10'unu başkan seçiyor. Ondan sonra o hakimlerin, o savcıların başkanın emrinden çıkması mümkün değil. Çünkü cebine girdiler. Yani bu değişiklik bir cebe memleketin tüm hakim ve savcılarını koyuyor. Öbür cebede milletvekillerini koyuyor. Dostlarım, Saddam'ın bir cebinde milletvekilleri, bir cebinde hakimler olduğu için karşısındaki peşmerge hareketi özgürlükçü olarak tanımlandı, silahlandı, istihbarat aldı, diplomatik koruma aldı, silahlı koruma aldı, hava koruması aldı, Irak parçalandı. Esad'ın karşısındaki ÖSO ve PYD, Esad'ın bir cebinde hakimler, öbür cebinde parlamenterler olduğu için bugün Esad'a eşit kabul ediliyor, silahlı bir güç, meşru kabul ediliyor, temsilcilikleri var, Moskova'da bile temsilciliği var. Şimdi Türkiye'de başkanın bir cebine hakimleri, öbür cebine parlamenterleri eğer koyarlarsa bu durumda dünyada bölücü terör örgütü özgürlükçü bir örgüt olarak tanımlanır ve her türlü desteği maazallah alır. Bunun bedelini de yine ödemek bize düşer. Bu anayasayı yazanlara düşmez. Bize düşer, bize ödetirler. O yüzden ne yapıyoruz? Hayır diyoruz. O yüzden hayır diyoruz. O yüzden hayır diyoruz. Sizden istirhamım şu. Bugün sessiz kalma günü değil. Bugün bir kenarda bekleme günü değil. Bugün umutla, bugün kararlılıkla bu milli davaya dört elle sarılma günü. Bugün yakınındakini, yanındakini, uzağındakini vatandaşım diye kucaklama günü. Bugün birbirimize sarılma günü dostlarım. Bugün birbirimize sarılma günü. Bugün Türk milletinin zaferini ilan edeceği gün. Hep birlikte ilan edeceğiz. Hep birlikte ilan edeceğiz. Sevgili dostlarım, şu anda canlı yayından büyük bir sayının bizi takip ettiğini düşünüyorum. Bir arkadaşlarımdan sayı alabilir miyim? 3,5 milyon vatandaşımıza bir el sallayalım mı? Üç buçuk milyon değil, 79 milyon kararımızı duysun mu? Anayasa değişikliği dayatmasına ne diyoruz? Hayır! Ne diyoruz? Hayır diyoruz. Çağdaş, güvenli, refah içinde bir Türkiye için, kalıcı siyasi istikrar için, kalıcı ekonomik istikrar için, istikbal için, torunlarımız için, geleceğimiz için
anayasa değişikliğine hayır diyoruz. Hayır, hayır, hayır. Yolumuz açık olsun, Allah yardımcımız olsun. Yolumuz açık olsun, Allah yardımcımız olsun. Devam edecek tabii. Hoca konuşacak. Hoca konuşacak. Hocam konuşacak. Hocam. Al hocam. Bunu da al. Şu. Ayakta konuşacaksanız hocam takacağım bunu. Al. Çağlar'cığım. Desteğe koş. Hocama bu mikrofonları takmamız lazım. Vermeyecek. Bizim arkamızda öyle sizin de çıkarmayacak. Yayın örgütleri yok. Bizim iki tane mikrofonumuz var. İkisini de takacak hocam. Hayır, ikisini de mi takacak? Ayakta konuşacak. Tabii tamam, tabii. En güçlüsü. Halkın önünde kimse duramaz. Bunun cebine koyacağım değil mi? Ben hoca hazırlanırken hemen bir yerime geçeyim. Bir tanıtım daha yok. Değerli arkadaşlar, sayın başkanlar, değerli partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sevgili Fethiyeliler, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerime başlarken ilk önce bir kez daha Barolar Birliği'ne, çok değerli başkanına, yönetim kurulu üyelerine gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepimiz gördük. Bir anayasa taslağı geldi. Teklifi daha doğrusu saklanmış. İnanılmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayacak bir şey. İlk önce başkanlık falan dediler. Sonra bir anketçi, kamuoyu yoklaması şirketinin sahibi şöyle bir şey söyledi. Tabii artık maalesef kamuoyu şirketlerinin çoğu iktidara çalıştığı için mecburen şöyle dedi. Buna başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı derlerse daha iyi olacak dedi. Türkçesi o, daha iyi kandırırlar. Ve bir anda bu cumhurbaşkanlığı sistemi demeye başladılar. Hatta şöyle biraz hafif müstehzi bir tavırla, yani bunu da uydurduk ya, vallahi bunu da yerlerse pes manasında, dediler ki efendim bu da Türk usulü bir şey olsun canım. Yani Türkler biz bir şey yaratamaz mıyız dediler. Tabii yaratırız, yaratırız da. Geçen gün her şeyi yaratacağımıza inanıyorum. Ama anayasadan önce Sayın Başbakanımızı geçen gün hakikaten izledim. Neler yaratabileceğimize bir kez daha kani oldum. Şey diyordu. Bu cloud diye, bulut diye bir şey var diyor. Sakın takmayın bunu kafaya, üşütürsünüz diyor. Alın kullanın, kullanabildiğiniz kadar diyor.
Herkes de avuçları patlarcasına alkışlıyor. Ama o arkadaşlar dünyaya, Türkiye'ye özgü bir cumhurbaşkanlığı sistemi yarattılar. Şimdi sevgili arkadaşlar çok net söylüyorum. Başkan da anlattı. Bir kere sevgili başkan ve yönetim kurulu üyeleri beni bütün bu toplantılara davet ettiler. Sağ olsunlar, onlarla beraber geziyoruz. Ama şimdi özellikle anlatacaklarımın çoğu sizin bilmediğiniz, duymadığınız şeyler değil. Ama ancak şöyle başarıya ulaşacağınıza inanıyorum. O kadar çok yanlış bilgi, doğru olmayan bilgi, palavra bilgi ve algı operasyonu var ki şimdi burada konuşacağız. Anlamadığınızı, beğenmediğinizi, acaba şu şöyle mi diye sorduğunuzu soracaksınız. Sorun. Buradan çıktığımızda herkes bu konuda tam bir bilgiye sahip olacak. Ve ondan sonra işte o gün başlayacak o anda. Yoksa burada anlatacaklarımı, burada bakıyorum benim çok değerli öğrencilerim de var burada. Meslektaşlarım var. Hukukçular var. Olmayanlar da var. Çoğu kişi biliyor. Ama bunları biz gidip kendi arkadaş grubumuzda, meslek çevremizde, ailemizde, okulda, kahvede, her yerde bunları artık diğerlerine anlatabileceğiz. Anlatmalıyız. Eğer anlatıyorsanız burada herkes en azından 5 kişiye ulaşabilir. Mutlaka ulaşır. Belki 10, belki 20, belki 30. Burada tamamıyla kafanızdaki bütün tereddütleri giderdiğiniz takdirde size gelip bir anda efendim Türkiye'de bulduk bu sistemi, beğenmiyor musun? Türklere güvenmiyor musun dediğinde hadi oradan diyebilecek bilgiyi aldığınızda göreceksiniz Türk milleti kesinlikle ve kesinlikle, ben de sevgili dostlarım gibi düşünüyorum, kesinlikle evet demeyecektir. Hayır diyecektir. Çünkü sevgili başkanın da söylediği gibi seçimde gidersin, oy verirsin. Farklı nedenlerim vardır. Hep duyuyoruz. Peki ama kime vereyim? Bunu doğru ya da yanlış. Böyle söyleyenleri duyabiliyoruz. Peki ama kime vereyim diyor. Bu seçim, bu oylamada ise birine filan oy verme yok. İktidar gitmiyor. Cumhurbaşkanı gitmiyor. Cumhurbaşkanı bile evine dönmüyor. Sayın Bahçeli'nin zannettiği gibi Cumhurbaşkanı da hay Allah kabul etmediler. Tamam ben o zaman artık parti başkanı değilim. Cumhurbaşkanlığına Çankaya'ya döneyim demiyor. Burada neyi yapıyoruz? Aynen söylediği gibi. Atatürk Cumhuriyeti mi kalsın yoksa Saddam ülkesinde olduğu gibi başka diktatörlüklerde olduğu gibi ülkenin bütün yetkilerini ve tapusunu bir kişiye mi verelim, onu tartışıyoruz. O yüzden Türk milleti merak etmeyin. AKP'ye oy veren de, MHP'ye oy veren de ne derse desin başkanları kesinlikle gidip oraya gönül rahatlığıyla oy vermeyecektir. Ha verecektir. Oy verenlerin %40'ı, 50'si, 60'ı, 70'i verebilir. Ama 30'u da onlar da hiçbir şekilde bir tek şundan olur. Başkanın söylediği gibi saklarsın, öyle yaptıkları o. Saklamadan da bana güvenmiyor musun dediğinde güveniyorum diyebilir, gidebilir. Sizler işte o konuda çok önemlisiniz. Fethiye de çok önemli. Sakın şöyle düşünmeyin. İki, ya Fethiye'de bunu anlatmayın. Zaten biz burada biliyoruz. Hayır. Sizler her biriniz en azından 10 kişiye ulaşabileceksiniz. Bakın dün ben 2 milyon kişi izlemişti şeyi. Aydın'dakini. İnanılmaz bir rakam. Bugün 3,5 milyona gelmiş. Şimdi insanları izliyor ve sizler artık o 3,5 milyonu 35 milyon yapacaksınız. %100 yapacaksınız. Değerli dostlarım, bu anayasa, bir kere şunu çok net bilin. Ben anayasa hukukçusuyum. Biraz bunu bilirim. Herkesin bir uzmanlık konusu vardır. Anayasa yaptığınızda hukukçular bilir. İyi anayasa, kötü anayasa. Neye göre iyi, neye göre kötü? Şu maddesi iyi, şu maddesi kötü.
mutlak iyi, olağanüstü bir anayasa ancak tanrılar ülkesinde olabilir başka. Mutlak doğru. Ama iyi kötü. Fakat bu anayasa iyi kötü filan değil. Bu bilerek, isteyerek, kimse kusura bakmasın, haince bir şekilde hazırlanmış, üstü örtülmüş, saklanmış bir tuzak anayasa. Tuzak anayasa. Diyeceksiniz ki, yahu bir ülkede insanlar tuzak kurar mı? Evet, tamamıyla tuzak. Baştan söyleyeyim size, şimdi bazı şeylerden ben de bahsedeceğim. Ama tuzak neden? Hatırlayın. Daha bundan bir ay önce Anayasa Komisyonu'nda tartışılırken ilk başta Cumhurbaşkanı'nın yetkileri 14-15. Maddelere de vardı. Çok geniş deniyordu. Tamam dediler, kaldırdık bu maddeleri. Kaldırdık dediler, hatırlıyorsunuz. 14-15 yok. 21 maddelik metin 18 maddeye indi, doğru mu? Peki 14-15'i kaldırdılar mı? Hayır. Başka 8. maddeye, 10. maddeye, 16. maddeye eklediler. Ya bu Cumhurbaşkanı çok yetkili deyince böyle yapıyorlar. Kaldırdık onları bir kere. Tabii karşısına soktukları da Allah selamet versin bizim değerli medyamızın da meteoroloji uzmanı falan olduğu için genelde veya bilmem ne fakültesi ve profesörü falan nokta atışı profesörleri olduğu için aa kaldırmışlar efendim diyor. Bak bir de yalan söylüyorsunuz, kaldırmış diyor. Bu bir haince hazırlanmış, koskoca bir meclisin aptalca bir şey yapacağına inanmıyorum. Bilinçsiz, kötü yapacağına inanmıyorum. O zaman bilerek, isteyerek saklanmış bir anayasa. Sevgili arkadaşlarım, şimdi doğru olup olmadığını nereden anlarsınız? Çok güzel bir pazar esnaf örneğini verdi. Çok güzel bir örnek verdi. Arkadaşlar, referandum filan da budur zaten. Dünyanın ülkelerinde böyle yapılır referandum. Biri çıkar, malı gösterir. Anayasayı gösterir. Bardağı gösterir. Bu yönlerden iyi der. Öbürü de çıkar, bu yönlerden, bu yönlerden kötü der. Halk alır bunu. Dinler, bir daha dinler, bir daha dinler, bir daha dinler. Maddeye bakar ve sonunda bakmasa bile kendine göre bir tanesi doğru der. Bu konuda halk yanılmaz. Sakın benim halkım cahil, benim halkım anlıyor, benim halkım anlamıyor diye düşünmeyin. Sakın böyle bir şey kafanızda olmasın. Türk milleti diğer milletlerden daha cahil değil. Ama yönetenler kötü niyetli olup, aynen hayır diyen PKK'lı olur, yok bilmem ne olan mahvolur, bak atarım içeri derse, o halk bir şekilde çekilip anayasaya evet ya da hayır verebilir metne. Ama hiç korkmayın. Türk milleti korkmaz da. Hiç. Emin olun korkan vardır. Ama geçenlerde okudum. Maymunlar şeyi, 100 maymun. Maymun insanlar daha fazla. Maymunlara bir test yapmışlar. 1, 2, 3, 4 maymun doğruyu bulmuş. 4'e kadar herkes 5, 10, 15, 20 böyle 1000 maymunun olduğu bir yerde 6, 70, 80 derken 100. maymunu bulduğunda bütün maymunlar demiş ki tamam artık biz gittik, korkmuyoruz, gerçeğini yapıyoruz. Maymun bu. Türk milleti için Barolar Birliği avukatlar gibi namuslu ve sizler gibi namuslu bir kitle çıktığında Türk milleti korkmayacaktır, sizler gibi hayır verecektir. Buna emin olun. Sevgili dostlar, şimdi doğru olup olmadığı nasıl anlaşılır dedim, göstereceksin. Dikkat edin. Hep bir bahaneler, uyduruklar, uydurmalar. Hep. Hep seyrediyorsunuz yani. Efendim yok gibi şey. Amerika'da da böyle. Efendim bu Türk usulü. Türk milletinin ferasetine güvenmiyor musunuz? Ya maddeye gel, maddeye. Efendim Türk milleti yapamaz mı? Boş ver onları. Şimdi ama bunların üstünde durmaya gerek yok. Ama bir şey var. Özellikle vurgulamak istiyorum. İki şey. Bir, diyorlar ki vesayeti önledik diyorlar. Vesayeti önlüyoruz. Gerekçede yazmışlar. Vesayeti. Vesayeti meclisin üstündeki önlüyoruz böyle diyorlar. Sevgili arkadaşlar, bundan 6 yıl önce 2010 referandumunda gerekçe neydi?
Neydi? Ya yapmayın bu HSYK'yı. Yapmayın böyle FETÖ'nün eline veya birinin eline geçirmeyin dediğimizde bize ne diyorlardı? Osmancanlar, bilmem neler, hepsi oturmuşlardı, ortalarda geziniyorlardı, Orhan Gazi Ertekinler filan. Onlar daha doğrusu ortada dolaşmıyordu. Onlar böyle duruyordu, televizyonlar üstüne kuruluyordu. Onlar ne diyorlardı? Efendim diyorlardı, vesayet bitiyor. Vesayet bitti. Ya bundan vesayet biter mi diyorduk? Bitti, bitti diyorlardı. Hatırlayın. Vesayeti bitiriyoruz. Hatta bize de vesayetçi diyorlardı. Vesayet sürsün mü istiyorsunuz diyor. Doğru mu? Peki ben soruyorum şimdi. 6 yıl sonra tekrar vesayeti kaldırıyoruz. Ya o zaman mı salaktınız, şimdi mi salaksınız? Yani yapamadınız mı yani? Bütün milleti topladınız da, bütün milleti derken bütün o liberaller tayfasını, yetmez ama evetçileri, şuncuları buncuları topladınız da, o zaman mı siz çok beceriksizdiniz, şimdi mi çok beceriksiniz? Hani 50 yıl geçer de 50 yıl sonra denir ki kardeş olmadı, 50 yıl içinde yeniden vesayet kuruldu, hadi değiştirelim. 5 yıl sonra vesayet bir daha mı kurulur? Şimdi vesayet palavra. Ama daha da önemli bir şey var. Çok üzüntü verici. Geçen gün Bekir Bozdağ'dan da duydum. Bekir Bozdağ'ın söylediklerine tek başına hiç ciddiye de kale de almamak gerektiğini düşünen insanlardan bir tanesiyim. Muhakkak Adalet Bakanı'dır ama ne olursa olsun Atatürk'ten bahsettiği için mutlaka bir düşünmek lazım. Bir ülkenin Adalet Bakanı şöyle diyor. Müstehsi bir tavırla parlamentoda, sonra da çok duydum. Ne var diyor? Atatürk'te de bu yetkiler vardı. Aynı yetkiler Atatürk'te de vardı. Biz aslına dönüyoruz diyor. Doğru mu? Böyle dedi mi? Dedi. Şimdi elimde 24 anayasası yapılırken 24 meclisinin tutanakları var sevgili arkadaşlar. O hani iki ay yaş zannettikleri, iki ay yaş dedikleri Atatürk ve arkadaşlarının döneminde 24 anayasası dememin şu özelliği var, bakın dikkat edin. 21 anayasasında diyorlar, pardon, 20 meclisinde, evet Atatürk kurmamıştı tek tek diyorlar. Çünkü 20'de İstanbul'dan kaçanlar ve Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden gelenler vardı. Ama 23'te Atatürk bütün meclisi değiştirdi. Kendi emmilerini, kendi eniştelerini, ay yok enişteyi yapan başkası. Enişte değil, pardon. Neyse arkadaşlarını koymuştu diyorlar. O arkadaşlarıyla 1924 anayasasını yaparken dikkat edin, bakın. Bakın şimdi o arkadaşlarının size okuduklarını söyleyeceğim. Hani diyorlar ya Atatürk'te de vardı aynı yetkiler. Bakın Mahmut Esat Bozkurt diyor ki efendiler, dünyanın hangi köşesinde, hangi devlet teşkilatında, cumhuriyetleri de bir tarafa bırakıyorum diyor. Sultani meşrutiyetlerde, krallık meşrutiyetlerinde bile bir meclisin, bila kaydı şart hakimiyetin mahalli tecellisi olan bir meclisin böyle kenlem yekün fesine karar verilebilir. Kim karar verebilir diyor. Ve o meclis, o arkadaşları Bekir'in şöyle istihzayla Atatürk de yapmıştı, aynı yetkileri vardı dediği ülkede Atatürk arkadaşlarıyla, Atatürk'ün arkadaşları bunu reddediyorlar. Fesih ve veto yetkisini reddediyorlar. Ve bugün onun, evet, alkışlamamız lazım. Bu cumhuriyeti böyle kurduk. Bu insanların bir şeyini daha okuyayım. Efendiler diyor. Mahmut Esat Bozkurt. Sadece o da zannetmeyin. Bir sürü insanın adı var burada. Çünkü neden? Hepsi konuşmuş da hepsini söylemeyeceğim. Evet diyor, iyi bir hükümetimiz vardır. İyi bir reisi cumhurumuz vardır. Bunlar riyaset etmektedir. Doğrudur. Fakat mesele bir reisi cumhur meselesi değildir. Bütün bir Türk mukaddesatı meselesidir diyor. Bravo sesleri, alkışlar. Devam ediyor. Değerli arkadaşlar diyor. Yalnız icra heyetinin oluruna alarak, yani
bakanların olurunu alarak bir meclisi feshetmek hukuk aleminde de bir ayıp olur diyor. Efendiler hiçbir hukuk aliminin kavrayamayacağı büyük bir sakatlık olur diyor. Türk milleti hürriyetin ve istiklalin zevkini bütün tarihi içinde her milletten fazla tatmış bir millettir. Hiçbir zaman, hiçbir vakit, hiçbir surette bu hakkını feda etmeyecektir diyor. Alkış sesleri bravolar. Değerli arkadaşlar, siz zannediyor musunuz bu kahramanların Atatürk'e vermediği yetkiyi bugün Türk milleti bugünkü parlamentoya ve bugünkü veya bugünkü değil yarınki reis-i cumhurlara verecektir? Hayır. Vermeyecektir. Hayır. Sevgili arkadaşlar, ve tabii bir şeyi de söylemek zorundayım. Bunları söylüyorlar. Saracoğlu, Bozkurt, başka insanlar, orada atları var. Fakat Atatürk de hiç böyle söylemiyor. Ey Bozkurt, ey Saracoğlu, oraya gelmeyeyim şimdi, sen nesin be demiyor. Diyor ki, arkadaşlar doğru söylediler, biz bunu kabul etmemeliyiz diyor. Atatürk, o günkü öyleydi, bugünkü böyle. Böyle başa böyle tıraş diye düşünmeyin. Baş değişmiş olabilir ama milletin tıraşı değişmeyecek, merak etmeyin. Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, isterse Cumhurbaşkanlığı veya AKP'yi çok severse sevsin veya Bahçeli'yi çok severse sevsin, yine de gidip orada hayır kullanacak. Değerli arkadaşlar, bir şey söyleyeyim. Şimdi korkun, bu anayasanın en korkunç yönleri şu. Bir, partili bir cumhurbaşkanı getiriyor. Sevgili başkan anlattı. İki, meclisi tamamıyla işlevsiz hale getiriyor. 600 değil 6000 kişi olsa da işlevsiz. Hiçbir şey olmayan bir meclis. Kanun yapma yetkisi bile belli ölçüde elinden alınmış bir meclis. Aynen, sadece maaş alacak. Vallahi böyle, şimdi söyleyeceğim. Şimdi çok kısaca onu söyleyeceğim. Olmayan bir meclis. Partili cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanına dünyanın, öyle başkanlık sistemi falan bırakın, dünyanın hiçbir, ben demokratiyim, yarı demokratiyim, yeni demokrasiye geçtim, çoktan beri demokrasiyim diyen hiçbir ülkesinde olmayacak çok geniş yetkiler vermiş. İnanılmaz yetkiler vermiş. Partili cumhurbaşkanı, olmayan bir meclis ve her şeye hakim olan bir cumhurbaşkanı. Bunun daha neresini tartışacağız? Hani adam demiş ya, iki tane şey göstermişler, hangisiyi demişler. Birini tattıktan sonra öbürü demiş. Demişler ki nereden tatmadı? E bundan kötüsü olmaz ya demiş. Bu getirdiğiniz anayasadan kötüsü olmaz ya. Ama yine bazı şeyleri konuşalım. Çünkü iş sizde bitiyor. Anlatacaksınız. Her yerde, her yerde, her yerde anlatacaksınız. Sevgili arkadaşlar, partili cumhurbaşkanı da bize şöyle diyorlar. Ya diyorlar, çok kişi eskiden de partili değil miydi diyor. Ahmet Necdet Sezer parti tutmuyor muydu yani diyor. Şimdi bu bizim zekamızla da diyor ki ben yer, söylerim de bunlar yer zannediyor. Değerli arkadaşlar, partisiyle ilişiği cumhurbaşkanının kesilir hükmü vardı. Şimdi kaldıracakları. Bu hüküm şu demek değil. Bir adamı cumhurbaşkanı seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçince ilk önce bir ameliyathane yapmıyorsunuz. Adam beynini alıyorsunuz. Adam çıkıyor. Partili olduğunu falan unutuyor böyle. Ben dün ne yemiştim? Hangi partiye üyeydim ben? Benim bir partim var mıydı diye böyle geziyor zannediyorlar. Partisiz, partisiyle ilişiği kesilir, bu mu demek? Hayır değil. Tabii ki bir adamın partisi olacak. Tabii ki adam partili zamanında olacak. Bir partiye sempati duyacak, üyesi olacak, başkanı olacak. Ama cumhurbaşkanı seçildiğinde artık partinin başkanı değil, cumhurun cumhurbaşkanı olacak. Artık partisi olmayacak, partisini yönetmeyecek.
artık partisi için konuşmayacağım. Bu demek. Bu demek. Bu kadar. Bugüne kadar da bunu Recep Tayyip Erdoğan haricinde herkes yapmaya çalıştı. Herkes yapmaya çalıştı. Ama şunu bilmiyorlar. Bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan anayasası da değil. AKP'liler de bunu Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra kabul etmek istemezler. İster mi böyle bir şey? İstemezler. Ama partili cumhurbaşkanı bunun en korkunç yönü. Demin çok güzel anlattı. Yani bir şey söyleyeceğim. Olmaz böyle şey arkadaşlar. Türkiye'de futbol oynanıyor. Herkes seviyor. Herkesin hakemler var. Bu hakem çocukluğunda bir takımı tutar. Muhakkak tutar. Her bir takımı tutabilir. Ama hakem olduğu gün adama başka bir forma veriyorlar. Üstünde hakem diye yazıyorlar. Hiç olur mu adam? Yok abi ben eskiden de hakemdim zaten. Şimdi tuttuğum takımın formasıyla maç yöneteceğim. Ya bunu kim kabul eder? Bir tane bu anayasaya iyi evet diyen Bekir'e bile sorsanız o bile çekinerek şöyle yapar. Sayın Cumhurbaşkanım kusura bakmayın der. Ben bunu söylemek zorundayım. Kabul edemem hakem olarak der. Hakem olarak der. Belki bilmiyorum. Neyse. Diyebilir. Ama Bekir demese bile Türk milleti mutlaka diyecektir. Ben hakeme vermediğim bir yetkiyi devletin başındaki cumhurbaşkanına vermem diyecektir. Göreceksiniz. Hayır diyecektir. Sevgili dostlar, bu seçim gerçekten çok bariz bir şey. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanımızı muhtarlarla konuşmasında bu anayasanın vahametini gösteren bir şey daha. Ne kadar büyük bir vehamet içinde olduğunu gösteren bir şey. Dün konuşmasında muhtarlara aynen şu ifadeleri kullandı Sayın Cumhurbaşkanımız. Dedi ki, bu Cumhurbaşkanına yetki veriyor mu anayasa dedi. Hayır vermiyor dedi. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yokmuş, hayırmış. Nereden her yerde böyle dedi. Bu anayasa dedi meclisin yetkilerini azaltıyormuş. Hayır efendim azaltmıyor dedi. Ve arkadan devam etti. Bunlar zaten dedi hayırcı bunlar. Her şeye hayır derler. Bunların cibilliyeti bozuk dedi. Doğru mu? Şimdi dikkat edin. Vahametine bakın. Yaptığım yapacağımın şeyidir. Demek ki partili cumhurbaşkanı böyle oluyor. Çıkacak bütün parti başkanlarına sizin cibilliyetiniz bozuk diyecek, şöyle diyecek, böyle diyecek, bağıracak, siz adam mı be, üç kazı versem güdemezsiniz diyecek. Onlardan da bir tanesi sen esas güdemezsin. Seni 100.000 kişi aldatmış ve bu kadar kişi aldattı mı dediğinde cumhurbaşkanı hakaret ettin deyip seni içeri atacak. Parti başkanlarına. Böyle bir ülke olur mu? Böyle bir demokrasi olur mu? Hem parti başkanı hem cumhurbaşkanı öbürleri zavallı parti başkanı o hepsine laf söyleyebilecek, hakaret edebilecek onlar derse cumhurbaşkanı hakaret ettin dava açılacak. Böyle bir ülke mi? Böyle bir ülke mi olur? Ne Fransa'sı, ne Almanya'sı, ne İngiltere'si, ne Rusya'sı. Hayır şimdi hiç olmazsa diyoruz ki biz parti başkanı değil ki diyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanı'na. Şimdi evet Cumhurbaşkanı neden bu korumayı getirmişiz biz? Neden parti başkanına getirmemişiz? Neden Cumhurbaşkanı'na? Çünkü diyoruz ki sen artık partiliydin. Artık Cumhurbaşkanı oldun. Cumhurun başkanı oldun. O yüzden sana hakaret edemeyiz. Devletin başkanısın diyoruz. Ama devlet başkanı diyor ki aynı zamanda ben parti başkanıyım da cibilliyetsizler diyor. Karşısındaki Bir dakika. Cibilliyeti tartışmayalım deyince küt içeridesin Cumhurbaşkanı hakaretten. Böyle bir anayasa Allah rızası için. Dünyanın hangi ülkesinde var? O edebiliyor, biz ona edemiyoruz. Bu anayasa. Böyle bir anayasa olur mu? Dedim ya hani bundan kötüsü olmaz ya diye. Zaten bu madde tek başına bu anayasanın çöpe atılması için yeterli. Sevgili arkadaşlar, İki şey daha söyleyip bitiriyorum. Şimdi şuna inanın. Hiçbir ülkede bu yetkiler yok. Olamaz. Ne Trump'ta vardı, ne Obama'da vardı, ne Bush'ta vardı. Yok böyle bir yetkiler ya.
aynı anlattığı yetkiler yok. Ama size meclis üzerinden bir şey söyleyeyim. Hani saklı, haince saklanmış yetkiler dedim ya, haince saklanmış bir anayasadır hazırlanmış dedim. Size bir örneğini söyleyeyim. Parlamentonun dünyada ta 1295'te model parlamento İngiltere'de kuruluyor. 1295'ten bugüne parlamentoların yavaş yavaş elde ettikleri üç yetkisi vardır. Üç yetkisi. Üç. Bir, denetler. Yürütmeyi denetler. İki, kanun yapar. Üç, bütçeyi yapar. Neymiş? Kanun yapar. Denetler, bütçeyi yapar. Parlamentonun yetkisi budur. Sevgili arkadaşlar, üçünü de güdük hale getirmiş, tamamıyla boşaltmış içine. Şimdi, denetim var diyorlar. Denetim artık parlamentonun gen soru. Görev sırasında güven oylaması. Sözlü soru. Bunların hiçbiri kalmamış. Hiçbiri. 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 Böyle diyorlar ama. Gen sorudan kaç bakan düştü ki? Ah kardeşim ah yani. Anayasa hukukunu veyahut da anayasa hukukçusu değil de yani olmaması da bir şey değil. Hayır yani söyleme hakkı yok böyle bir şeyi de o yüzden söylüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız muhakkak ki bugünkü de her konuda çok uzman. Her alanda diploması var. Ama o diplomaların içerisinde hukuk diploması olduğu kanaatinde değilim. En azından oraya kadar iddia etmedik daha. Şimdi o zaman birine sor. Birine sor. Denetim yetkisi yok. Gen soru şu demek değil. Adamın mutlaka düşmesi değil bakanın. Sen mecliste adamı mesela Suriye politikasını beğenmedin. Bir politikasını beğenmedin. Gen soru vereceksin. Soracaksın. Tartışılacak. Basın yazacak. Herkes aa bu politika bundanmış. Şehitler bundan geliyormuş meğer diyecek. Örneğin. Yahu hiç göremedik. Örneğin. Biz bir uçağı düşürdük, Rus uçağını düşürdük. Rus uçağını düşürdüğümüz gün, yarım dakika sonra ben Sayın Cumhurbaşkanımızı gördüm. Ben düşürdüm dedi. Düşürürüm de bir daha gelmesinler dedi. Sonra bir ay sonra bir baktık. Yok canım kim düşürdü? FETÖ düşürmüş galiba. Kim düşürdüye döndük. Şimdi doğru mu? Şimdi ben meclis olarak acaba kim düşürdü diye soracağım. Cumhurbaşkanına bir şey yapamazsam bakanı çağıracağım. Gel buraya diyeceğim. Hiçbir şey olmasa da halk duyacak bunu. Bunları kaldırmışlar. Ama diyorlar ki bize dikkat edin bakın. Onlar yok. Yok hiç düşünmeyin. Peki ne var? Meclis soruşturması dediğimiz cezai soruşturma var. Var o diyorlar. İstersen Cumhurbaşkanı içeri atıyorsun diyorlar. Şimdi burada çok değerli başkanlarım, baro başkanlarım, hukukçu arkadaşlarım var. Yani ben doğru söylemiyorsam onlar desin ki doğru değil. Eskiden bir bakan için kaç kişiyle meclis soruşturması yolunu açabiliyordunuz biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Onda bir üyeyle. Yani 55 kişiyle. 55 kişiyle meclis soruşturması yoluna gidebiliyordunuz. Suç işlediği iddia ediliyor. Rüşvet aldığı iddia ediliyor. 55 kişiyle bu soruşturmayı yapabiliyordunuz. Şimdi bu anayasa geçerse kaç kişiyle yapacaksınız bunu biliyor musunuz? 400 değil, biraz daha düşün. Daha başlatmak. 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 301. 301. Değerli arkadaşlar, 55 değil, 60 değil, 80, yarıdan bir fazlası. 80 değil, 90 değil, 100 değil, 150 değil, 301. Neredeyse yapmıyorsun. Yapamıyorsun. Hani denetim? Hani denetim? 301 kişiyle daha başlatıyorsun. Bir dakika. Daha başlatıyorsun. Yüce Divan'a gönderebilirsen o da 400 kişiyle. 600 de 400.
Cumhurbaşkanının tek tek yazdığı aynı gün seçilen kişinin dört yüzünün bir anda Cumhurbaşkanı'na ters düştüğünü düşünün. Hadi deyin ya, oldu. Aynı seçim dönemi içinde bu oluyor. Hadi oldu şansa. Olmaz ama oldu. Oldu. Cumhurbaşkanı'na verdi. Tam ona zıt partiye de 500 kişiyi verdi. Kim yargılayacak? Cumhurbaşkanı'nın 15'inden 12'sini doğrudan doğruya bizim emminin oğlu. Enişte bunun için çok iyi şey verdi. Referans verdi dediği 12 kişi. Arkadaşlar bu da bize Atatürk Cumhuriyeti'nde buna bize anayasa diye anlatmaya çalışıyorlar. Hayır diyene de sevgili başkanın söylediği gibi PKK da hayır diyor, FETÖ de hayır diyor. Demek ki siz PKK'cısınız diyorlar. Biz böyle bir şeye Türk milletinin AKP'li, MHP'li bütün partiler dahil böyle bir şeye gözü kapalı evet diyeceğine inanıyor musunuz? Hayır demeyecek. Son söyleyeceğim şey şu. Son söyleyeceğim şu arkadaşlar. Cumhurbaşkanı denetim yok. Denetim yok parlamentoda. Bir de bir korkunç bir durum daha var. Cumhurbaşkanı kararnameleri diye bir şey çıkartmışlar. Her alanda Cumhurbaşkanı kararnamesi. Her alanda. Canım diyor Bekir Bozdağ. Çok değerli Adalet Bakanımız. Ne var, azıcık yetki verdik diyor. Şöyle ağzı da hafif şey yaparak müstesni. Atatürk'te de vardı aynı yetkiler diyor hani. Dikkat edin arkadaşlar. Bütün idareyi bu anayasada bütün idarenin bakın tamamının hiyerarşik amiri de sicil amiri de Cumhurbaşkanı. Bir kişi 2 milyon kişinin amiri. Tamamının. Üst düzeyleri atıyor, bakanları atıyor, bakanların merkez taşra teşkilatını kuruyor, onların görev yetkilerini belirliyor, DDK'yı kuruyor, görev yetkilerini belirliyor. Ya DDK'ya diyecek ki Cumhurbaşkanı kararnamesi artık kanun yok. Bunların hepsi eskiden kanunla yapılırdı. Hepsi kanunla yapılırdı. Yok şimdi kanun. Yani diyecek ki DDK'ya, Devlet Denetleme Kurulu'na, ya bu Barolar Birliği diye bir hain bir kuruluş varmış. Bir araştır bakalım onu. Sonra da yazacak oraya. Emmi olsun bizim. Bizim hanımın baldızı çok iyidir. İşte bacanağı da çok iyidir. Bunları da yazayım. Onlar da gelecekler. Efendim siz hain misiniz? Ben sizi denetleyeyim. Barolar Birliği'ni diyecekler. Milli Güvenlik Kurulu'nu, komutanların bütün yetkilerini, ilişkilerini bakanlıklarla ve artık bundan sonra kamu tüzel kişiliği, kamu tüzel kişiliği Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruluyor. Kamu kuruluşları, kamu kurumları, kamu tüzel kişiliğine sahip olan kuruluşların tamamı, tüzel kişiliğe sahip olan kuruluşların tamamı şeyle kuruluyor. Sonra biz deyince bana bak, bunu sonra federasyon benzeri bir şey yaparsınız. Özel kamu kuruluşları oluşturursunuz. Bunlar yetkileri kullanır dediğinde de aa diyorlar, yok yoksa PKK'lı mısınız? Şimdi bu yetkiyi ne diye koydunuz? Ve gene söylüyorum, bu yetki ilk metinde yoktu. 14-15'i kaldırırken şak 16'nın bir maddesine araya 123 diye de eklediler torba maddeye. Ekleyiverdiler. Eklediler. Ve sevgili dostlar, bir cumhurbaşkanı yürütme yetkisini düzenliyor. En son söyleyeceğim şey bu. Bütün yetkili, yani denetim yok. Kesinlikle yok, söylüyorum. 55 kişi açarken şimdi 301 kişi. Sonuçlandırmak için 400 kişi. Bu denetim var mıdır? Allah rızası için var mıdır? Yok. Bakanlar denetimsiz, bilmem ne denetimsiz, hepsi denetimsiz. Evvelsi gün sinirlerimin dayandığı kadarıyla Mehmetler'i izledim. Diyor ki, aynen böyle söylüyor. Karşısındaki insanlar iyi niyetle şöyle demek istiyorlar. Efendim diyorlar, evet evet çok güzel söylediniz. Ben mesela parlamentoda yan yana bulunmak onurunu yaşadım Mehmet Metiner'le. Bana iki defa laf etti.
Ben de dedim ki açık açık, ben sana cevap vermem dedim. Çünkü sana cevap verene kadar diğerlerine veririm de sen dönüverirsin gene. Bir de istemem dedim sana cevap vermeyi. Çünkü sen gidersin yanlış bir şey söylersin, sonra seni Cumhurbaşkanı'nın, o zaman başbakandı, önünde böyle görürüz dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yanlış bir şey söylemişti Gezi Parkı'nda. Böyle 3 gün dolaştı. Başbakanın yanında böyle dolaştı. Başbakan sonunda siniri geçince tamam dedi. Hadi dedi, tekrar benim adamsın dedi. Böyle dolaşan şimdi, ama Mehmet Metiner'i neyse üstümüze de çok şey yaptırmayalım. Bunu dışarıdan seyrediyorlarmış. Fakat size şunu söyleyeyim. Dedi ki, yahu dedi, bu konuda canım dedi, bu yetkileri zaten bırak, denetimde olmaz olur mu? 400 kişi yapabilir dedi. Karşısındakiler dediler ki, kardeş bak dediler, öyle bir yazmışsın ki dediler, bir suç işlediği ileri sürülen cumhurbaşkanı diyorsun. Yani sadece böyle akçeli iş falan değil. Cumhurbaşkanı bugün, burada dostlarım, hukukçular var aranızda da. Yahu sevgili arkadaşlar, öğrencilerim var. Cumhurbaşkanı kızdı, birini öldürdü bunların getirdiği anayasada. Bu Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Mehmet Hüseyin değil. Bir cumhurbaşkanı yarın karısını öldürdü. Sinirlendi ayırmak isteyen, başka birini daha öldürdü. Sonra da aldı bıçağı veya tabancayı bir yere sakladı. Bir gün sonra buldular, suçüstü değil. Aa, üstündeki bütün delillere baktılar, cumhurbaşkanı. Bir suç işlediği ileri sürülen cumhurbaşkanı hakkında, bakın göreviyle ilgili demiyor, herhangi bir suç işlediği, adi suçla işlediği ileri sürülen cumhurbaşkanı ne yapıyorsunuz? 300'ü bulamazsanız soruşturmaya başlatamıyorsunuz. 400'ü bulamazsanız ve şeye gönderemiyorsunuz, Yüce Divan'a. Oh! Cumhurbaşkanı artık böyle. Ya öldürdüm de idare edin ya. 399'u buldu mu? Yırttık, yırttık. İstediğim kadar karımı öldürebilirim. Oh! Şuraya bak. Evet. Rahat rahat. Sizi rahat rahat öldürür de. Evet, ya buraya gelmeniz bile yeterli zaten de. Şimdi değerli arkadaşlar, bu dünyanın hiçbir ülkesinde emin olun yoktur böyle bir şey. Denetim yok. Hiç yok. Yetkiler inanılmaz ve meclisin yetkileri de yok. Kanun filan yapmıyor artık. Ona bırakılan alanlar da mesela buranın alanları için kanun yapacak. Buraya acaba ek yapalım mı diye kanun yapacak. Belediyeye bu yetkileri veren bazı kanunlar yapabilecek, o kadar. En son gelirken şunu gördük. Nerede, bir dakika tekrar söyleyeyim. Çünkü sevgili baro başkanımıza sordum. Of. Kozağaç mevkiinde, son bunu söylüyorum. Kozağaç mevkiinde bir baktık. Sizler biliyorsunuzdur da buraya gelirken Aydın'dan harika bir orman. Yemyeşil. Tepede taş ocağı varmış. Böyle çürük diş gibi duruyor. Doğru mu? Evet. Cerat Tepe'yi de biliyorsunuz. Her yeri bunları, Kaz Dağları'nı da biliyorsunuz. Böyle. Şimdi müjdeler olsun. Eskiden kanunlar, bilmem neler, idarenin şeyleri, Danıştay'a götürebiliyordunuz, chat raporları falan. Şimdi artık bunlarla hiç gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı tek başına yaptığı kararnamelerle bunları düzenleyebiliyor. Neden? Çünkü anayasada şöyle bir şey getirmişler. Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlüklere dokunamaz diyorlar. Oh diyoruz. Hayır, o hale gerek yok. Dokunamaz diyorlar. Hocam, yalnız diyorlar. Tamam. Söyleyeceğim. Ama şu önemli. Diyorlar ki temel hak ve özgürlüklere dokunamaz. Bir şey istisna diyorlar. Sosyal ve ekonomik haklara Cumhurbaşkanı kararnameyle düzenleyebilir diyorlar. Bekir falan böyle yapıyor. Oh, aman bir tek onlar, başka bir şey yok ki. Onları size sayayım. Eğitim hakkı. Eğitim hakkı. Allah korusun. Bugünkü öyle değil de ya bir bu ülkenin başına tek görevi dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek olan bir cumhurbaşkanı gelirse bu ülkenin başına ne olacak durum? Eğitim hakkını cumhurbaşkanı düzenliyor. Eğitim hakkı, tarımda çalışanlar, kabulaştırma, devletleştirme, özelleştirme, sendikal haklar, grev hakkı, çevre hakkı, sosyal güvenlik hakkı ve gençlik, gençliğin korunması. Hepsini Cumhurbaşkanı düzenleyebiliyor. Değerli arkadaşlarım,
Bu kadarını anlattık. Şimdi hepinize onu sorular olursa sevgili barolar başkanına ya da sevgili başkanımıza, bana da olursa cevap veririm. Ama şimdi anayasada şunu çok iyi bilin. Sizlerden istirhamım. Artık hepimiz bu konunun birer uzmanıyız. Türkiye'nin bir yerine giderseniz, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, bunu anlatın. Anlatırken de bir görev daha verin. Güzel bir şey söyledi hanımefendi. Partilere ve hepinize inanılmaz bir iş düşüyor. Bu millet hayır oyu verecektir. Verecektir ama o sandıklarınızı korumak için barolar bugün 100.000 avukatla bu işte sandıklarınızı korumak için başkan her yerde söz verdi. Burada şimdi onu yeri gelmediği için söylemedi. Ama o pırıl pırıl avukatları da yalnız bırakmayacaksınız. Bütün partiler, hangi partiden olursanız olun, mutlaka ve mutlaka, mutlaka sandıklarınıza sadece sandık başındaydık biz diyerek Fethiye'yi düşünmeyin. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i düşünmeyin. Giresun'un dağ köyünde de, Mardin'de de, Konya'da da, her yerde sandıklarınızı koruyacaksınız. Partilere bu konuda talimat vereceksiniz. Arkadaşım burada, ilçe başkanım burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı. Belki başka partilerin ilçe başkanları da vardır. Veya onlarla da konuşacaksınız. Mutlaka ve mutlaka Fethiye'de bir sorunumuz olmayacağını ben de biliyorum sizleri gördükten sonra. Ama Türkiye'nin hiçbir yerinde olmazsa göreceksiniz. Türk milleti önemli bir millettir. Türk milleti hiç öyle anlamadı filan demeyin. Hiç düşünmeyin. O yüzden hayır verecektir. O millet Atatürk'e dahi o kadar sevdi Atatürk'e 24 anayasasında bütün yetkileri sen ver dememiştir. O millet padişaha bile bu kadar yetkiyi vermemiştir 1876 anayasasında. Bugünkü gibi feshetme yetkisini vermemiştir. Ayağına soracaksın demiştir. Ayağına sorarak yapacaksın demiştir. Hepinize saygılar, sevgiler, başarılar efendim. Saygılar. Boş verin. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Bunlar hep korkutmak için. Hiçbir şey olmaz. Sizlerdeki bu yürek, sizlerdeki bu sevgi, sizlerdeki bu coşku olduğu müddetçe biz kendimizi sonsuza kadar güvende hissediyoruz. Sağ olun. Ay canım. Sağ olun değerli dostlar. Salon girişimizdeki gecikme bizim bu salonun araya sıkışarak tahsil edilmiş olması nedeniyle biraz sonra bir oyun sergilenecek salonda. O nedenle genel olarak soru almak bölümümüzü icra edemeyeceğiz. Ama ısrarla balkonda soru sormak isteyen arkadaşım var. Onu buraya davet edeceğiz. Onun sorusunu yakından cevaplayacağız. Bunun için bize anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Katılımlarınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.